Hadi gelin Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sonrasındaysa biraz çalışanların aldığı zamdan bahsedeceğiz. Zam yağmuru öyle KDV'de olduğu gibi, market etiketlerinde olduğu gibi gerçekleşmiyor çalışanlar nezdinde. Sözcü Gazetesi bugün ilk sayfadan genişçe ekonomiye şu başlıkla yer vermiş. Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin. Ekonomide yaşanan olumsuzluklar, politik mizahın usta ismi Aziz Nesin'in yıllar önce söylediği bu sözü akıllara getirdi. Çünkü AKP iktidarı yıllardır toplumu yoksullaştırdı, eğitimi tarikatlara teslim etti. Sonra bunları yöneterek nemalandı deniyor. Zekeriya Albayrak'ın haberi bugün ilk sayfada yer almış. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 21 yıllık iktidarın kötü ekonomi ve eğitim uygulamalarını ünlü yazar Aziz Nesin'in bu sözleri üzerinden özetlemiş efendim. Sözcü Gazetesi ilk sayfadan veriyor. Ve sonrasında milleti pazar atıklarına muhtaç hale getirdiler denmiş. Burası Gaziantep. 3 kadının pazarda kilosu 40 lira olan sarımsağı alacak parası yoktu. Onlar da çöpte 3-5 diş sarımsak bulabilmek için saatlerce ter döktü deniyor. Yüzleri gösterilmeyen vatandaşların durumu aktarılmış ilk sayfadan. Zamlar var. Asgari ücrete %34 zam yapıldı. Memura ortalama %70 zam uygulanacak. %25'lik bir zam emekli için öngörülüyor. Bu ay itibariyle hesaplarına geçeceği tahmin ediliyor sevgili izleyenler. Öyle söyleniyor. Ama ne kadar yeterli, ne kadar adaletli tartışılır. Kamuda çalışan mühendisler de bu anlamda ses yükseltiyorlar. Adalet talep ediyorlar. Verdikleri emek ölçüsünde, eğitim seviyeleri ölçüsünde adaletli ücretlendirmeyle yanlarında çalıştırdıkları işçiden farkları olmasını talep ediyorlar. 28 yıl trilyonlara imza atmış kamu mühendisiyim. Depremde bodrumlara girmiş, defalarca kaza geçirmiş, defalarca kamu müfettişlerine hesap vermiş kamu mühendisiyim. Ama maalesef açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyorum. Aldığım maaş şu son maaş demagojisiyle 30 bin lira oldu. Ömrünün yarısını verdiği meslekte geçen 30 yılını bu cümlelerle özetledi mühendis Vildan Samsa. Son Temmuz zammıyla dahi hala açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan maaşına dikkat çekmek için Ankara'daydı. Kendisi gibi binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısıyla birlikte. Kamu mühendisi olarak yaptığımız işlere layık, akşam evde ne pişireceğim derdi olmadan güvenle çalışmak istiyoruz ve hakkımız olanını istiyoruz. 19.200 lira bir maaş, 31 yıllık mühendisim, kamuda çalışan, yoksulluk sınırının altında, Temmuz zamlarıyla birlikte bile daha halen açlık sınırı altında bir maaş almaya başladılar. Devlet Su İşleri'nde jeoloji mühendisiyim, eşim de inşaat mühendisi, beraber çalışıyoruz. Tek mühendis olarak çalışsaydım kesinlikle geçinemeyecektim. İki kişi ancak geçiniyoruz. Köprüler, otoyollar, savunma sanayi ilk akla gelen alanlar. Hepsinde emekleri var ama hak ettiklerini alamıyorlar. Kamuda çalışan mühendisler maaşları yükselsin, özlük hakları iyileştirilsin istiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından gelip Ankara'da buluştular. Türkiye 100 yılında bu projeler yapan mühendis kardeşlerimizle hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Büyüklerimizden şeyimiz budur. 8 bin lira maaş aldığımız zaman ekmek 1 liraydı. 8 bin ekmek alıyorduk. Şimdi siz düşünün. Memura yapılan Temmuz zammı sonrası oluşan ücret adaletsizliğine dikkat çekmek için ses yükselttiler mühendisler. Aslında bu ilk eylemleri de değil ama sesleri duyulmuyor. Daha önce doktor ve hakimlerle neredeyse aynı maaş alıyorlardı. Ama yıllar içinde makas açıldı. Bugün geldiğimiz nokta, kendi emrimiz altında hiç okul okumamış, yani ya da lise düzeyini bitirmiş, iş kurun yönlendirmesiyle devlete girmiş vasıfsız işçilerin altında maaş alır hale geldik. Ben çocuğuma benim gibi mühendis ol diyemeyeceğim. Bizimle dengi meslekte olanların aldığımız maaşla aramızda bayağı bir uçurum oldu. 31 yıllık bir mühendis olarak emrinde çalıştırdığım bir işçiden çok az maaş almaktayım. Bu hak edilmiş bir şey değil. Mühendislik meslek kanunu talepleri de var. Ayrıca gelir dengesinin sağlanması için teknik sorumluluk ödemesi adı altında yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını da istiyor kamu mühendisleri.